Şöyle söyleyeyim, bir kere bir partide aktif görev alıp işte toplantılarına katılan, ne bileyim, bir militan gibi parti için çalışanlar için falan adayın kim olduğu önemli. Ama sokaktaki adam için, hele hele bu ortamda, bence adayın kimliği, onun liyakatı, özgeçmişi falan pek önemli değil bu seçimde. Aslında ideal dünyada tabii ki insan liyakatlı, bu işi bilen, bir yöneticilik tecrübesi olan adayların olmasını ister, ama gerçek hayat böyle değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Yani milletvekili de kanun metnine el kaldırırken konunun uzmanı mı zannediyoruz? Yok. Ne evet dediğinden haberi yok. Şimdi İçişleri Bakanı vardı bu ülkenin, 7 sene İçişleri Bakanlığı yaptı. Hayatımda bir güvenlik makalesi okumadım dedi. Siyaset maalesef böyle bir şey işte. Kim oy getirir, kimin ismi var, kim ön plana çıkar falan filan. Ben hatırlıyorum, çocuktum. Fatma Girik Şişli Belediye Başkanı oldu. Amerika'da Clint Eastwood bir şehrin belediye başkanı oldu. Arnold Schwarzenegger vatandaş olsaydım Amerikan başkanlığını oynardım falan dedi. Yani dünyanın pek çok yerinde bu işler böyle. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki ülke yönetiminde veya kent yönetiminde uzman kadrolar da var orada. Yani siyasetçi biraz sembolik kalıyor. Ama danışmanları var, raporları getirenler var. Mühendisler var. Yani mesela ben şeyden biliyorum, yine 30 sene yaşadığım için orada biliyorum. Belediye başkanı arka plandadır, semboliktir, seremoniyeldir. Hani bizdeki eski cumhurbaşkanı gibi. Ama profesyonel bir şehir müdürü denilen, A'dan Z'ye üniversite öğrenimi, bir kentin yönetimini konusunda tamamlamış uzmanlar işi yönetir. Ama oyu hiçbir şeyden anlamayan ama adı olan karizmatik bir belediye başkan adayı alır. Hı hı. Yani bu dünyanın hemen hemen her yerinde maalesef böyle. Tabii ideal dünyada işin uzmanı gelsin, otursun, kenti yönetsin diyebiliriz. Ama onun da alternatifleri var. İkinci bir şey, bir siyasi partide biraz vakit geçirirseniz partiye sadakat önemlidir. Yani egolar savaşı, inanamazsınız insan egosuna bir siyasi İnanırım. Partide en alt düzey. Öyle. Ben şeye örnek veririm. Yeni Demokrasi Hareketi, Yeni Demokrasi Hareketi ne güzeldi. Cem Boyner herkesi toplardı sağdan soldan. İşte liberali, osu busu yemeğe giderler, ülkeyi gezerler, lay lay lom. Ooo müthiş büyüdük falan, partileştiğiniz gün o dağılırsınız toz şeker gibi. Niye? Onu sağına oturttu, beni soluna oturttu. Ona merhaba dedi, bana demedi. Onun elini sıkarken gözünün içine baktı. Halbuki ben 5 saat çalıştım, o hiç çalışmadı falan. Yani siyasi partiyi yöneten adam kreş de yönetir, tımarhane de yönetir. İnanamazsınız. O şeyin egolar savaşının içeride... Evet. Küsmeler, alınganlıklar, şunlar bunlar ve beklentiler. Ego tatmini. Bu, ben bunları nereden biliyorum? %5'lik parti yönettim. 12 sene orada 2 tane fakülte bitirdim. İnsan egosu, insanın yönetebilmenin ne kadar zor olduğunu. Şimdi esas şöyle bir şeye bakmak lazım. İnanın bana, muhabirinizi gönderin sokağa. Ya adaya mı oy vereceksin, Erdoğan'a Ankara'ya bir mesaj göndermek için mi oy vereceksin? Bunu sorduğunuzda bence büyük bir yüzde, yani ülkenin genel sorunlarına tepki oyu verecek. Ben mesela şahsen veya sizler İstanbul'da yaşıyorsanız İmamoğlu'nu çok mu iyi biliyorduk? İmamoğlu şunu yaptı, bunu yaptı, İstanbul'u AKP'nin belediye başkanından daha iyi yönetir falan diye oy vermedik. Ankara'ya Erdoğan yönetimine bir mesaj göndermek için 2019'da millet İmamoğlu'na oy verdi. Keza pek çok kentte öyle. Daha milletvekilimiz, ya biz milletvekilimizin eğitimini, karakterini, liyakatını, osunu busunu biliyor muyuz da Türk milleti 600 tane adamı seçip oraya gönderiyor? Dünyadan haberi yok adamın.
Ama yani siyasetin doğası maalesef böyle. Gönül ister ki mesela ülke yönetiminde bir senato olsun. Liyakatlı insanların yasama erkindeki o milletvekili popülizmini dengeleyen bir akil adamlardan oluşan partiler üstü bir senato olsun. Bütün gelişmiş demokrasilerde böyle. Ama maalesef son yıllarda dünyada popülizm ön planda geliyor liyakattan veya başarıdan önce. Ama CHP'nin de yani bazı hatalar yaptığı kesin gibi, pek anlamam CHP'nin iç işlerinden ama bu da Özgür Özel'in seçilme dönemindeki şanssızlığı. Yani partiyi, dağılmış bir partiyi, biraz bölünmüş imajı veren bir partiyi toparlama vakti olmadı. Meşhur bir laf vardır, rahmetli Demirel'den duymuştum. Zapt ettiği şehri yakmayan komutan kendi felaketini hazırlar diye. İşte Özgür Özel'in pek zapt ettiği şehri kontrolü altına alma vakti olmadığı için maalesef işte bu sorunlar oluyor. Gürsel Tekin istifa ediyor, bazı diğer isimler küsüyor gidiyor. Bu da seçimde CHP'nin işlerini biraz zorlaştıracak gibime geliyor. Hatay konusunu da bitirelim o zaman. Yani sokağa çıktığınızda ne duyacaksınız? İnsanlar 50 gram 100 gram et aldık diyorlar. Motorin olmuş 45 lira. Ben deseniz bana inanmazdım yani. Ona inanmazdım hakikaten 45 liranın üzerine çıkacağını. Ne oldu, petrol fiyatları 200 lira mı oldu, anlamadım ki. Şimdi onu zam getiriyorsunuz. Çiftçi iyice üretimi bırakacak. Bu sefer ithalatı başlatıyorsunuz. Yeşil mercimek için kota kaldırıyorsunuz. İthalatı serbest bırakıyorsunuz. Bunlarla uğraşıyoruz. Ya yeşil mercimek dersiniz. Yeşil mercimek için kota kaldırıyoruz. Fiyatlar almış başına gitmiş çünkü. Bir dönem insanlar Türkiye'de mercimek bitsin diye mercimek reklamı yapıyorduk. Protein yerine geçer diye, değil mi? Evet. Mercimek de o. 88 milyar dolar bütçe açığı var bu ülkenin bu sene. O bütçe açığı bir şekilde kapatılacak. Herkes daha bir şey görmedik. Yani. Seçimden sonra ara bütçe, bilmem ne, ek bütçe geldiği zaman cümbüşü o zaman seyredin siz. Şaka gibi. Şimdi emekli maaşları yetmiyor. İkramiyeyi konuşturuyorlar bize. 5.000 mi olacak? Havuç sallandıracaklar seçime kadar. Onu vereceğiz, bunu verebiliriz, şunu verebiliriz falan. İnsanlarda umudu ve beklentiyi her seçimde yaptıkları gibi arttıracaklar ama şeyden sonra cümbüş esas 1 Nisan sabahı başlıyor. Bunu da açık açık söylüyorlar zaten. Merkez Bankası Başkanı da söylüyor. Mehmet Şimşek de söylüyor. Onlar atanmış bürokratlar, memurlar ama siyasetçi Erdoğan bunları tabii ağzına almıyor, işine gelmiyor seçimden önce. Valla genel tabloya bakılırsa çok büyük risk alıyor. Yani İmamoğlu'nun siyasi kariyeri 31 Mart akşamı yol ayrımına gelecek. Tamam, devam olabilir. İmamoğlu'nun iki başarı kriteri olacak o akşam seçim gecesi. Birincisi büyük şehri alıp alamaması, kazanıp kazanamaması. İkincisi, Deniz Bey benden daha iyi bilir, CHP'de şöyle bir şey duyuyorum. İlçe adaylarının belirlenmesinde İmamoğlu'nun çok büyük bir ağırlığı oldu. Onun talebi çerçevesinde CHP ilçe adayları, 39 aday belirlendi. O zaman ilçelerde alınacak oya bakmak lazım. İmamoğlu'nun başarısı açısından. Doğru tercihler mi yaptı yoksa doğru olmayan tercihler mi yaptı? 2019'a oranla oylarda düşüş var mı yok mu? Her ne kadar 2019'da bir ittifaktan bahsediyorsak da yani kamuoyu araştırmacıları onları ayarlayarak sonucu değerlendirebilirler. Dolayısıyla iki ayrı sınava çıkıyor İmamoğlu 31 Mart gecesi. Bu çerçeveden bakıyorum. Eğer başarılı olursa tabii yani önü açık 2028'e doğru. Oradaki tek şey, kafamdaki soru, 2028'e doğru Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başında genç bir
genel başkan var, görevi yeni devralmış. 31 Mart başarısı onun başarısı mıdır, İstanbul'da İmamoğlu'nun başarısı mıdır? Önümüzdeki yıllarda o da tartışma konusu olabilir. Bir siyasi rekabet daha görebiliriz 2028'e doğru. Ben bu çerçeveden bakıyorum. Ama yani tabii ki ılımlı konuşuyor. Partiyi bir arada tutmak zorunda İmamoğlu. Küskünlüklere, dargınlıklara yer vermemesi lazım. Çünkü yine dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla CHP'nin içinde çok küskün var. Mesela Gürsel Tekin'in istifası önemli bir konu. Bunun sandığa yansıması ne kadar olur, ne kadar olmaz onu da bilmiyorum. Ama İmamoğlu'na başarılar dilerim, umarım. Çok çok zor bir işi var önümüzdeki 45 gün. Çünkü tekrar ediyorum, Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önemli bir İstanbul seçimine gidecek ve Erdoğan'ın gücü tartışılmaz. Yani devletin başında olduğu için, devletin bütün kaynaklarıyla, imkanlarıyla ve kazanmak için her türlü, her yolu deneyeceği gerçeğiyle mücadele edecek İmamoğlu. Umarım bu kalabalık, salondaki kalabalık seçim gecesi pusula çuvallarının üstünde uyumaya hazır. Çünkü bıçak sırtında giden bir seçimde sandıklara ve pusulalara, tutanaklara sahip çıkılması 2019'dan daha fazla gerekiyor. Çünkü Erdoğan aynı çukura iki kere düşmek istemeyecektir. Bunun için de her şeyi yapacaktır. Sorunuzun cevabı Mehmet Şimşek'in bir iki ay önce söylediği bir cümlede gizli zaten. İç piyasayı unutun dedi seçimden sonra, dış piyasalarda kendinize pazar arayın dedi iş dünyasına. Yani ihracata yönelin dedi. Benim ihracat yapabilmem için dövizin enflasyondan daha çok artması lazım ki ben dışarıya fiyat verebileyim, üretebileyim ve ihracat yapabileyim. Bunun içinde yapılması gereken Türk lirasının değerinin düşürülmesi tabii ki. İhracatı ayrıca desteklemek mümkün değil mi? Kur geçişkenliği çok arttı çünkü. Vatandaşı iyice öldürmez misiniz? Şeref Bey'in dediği gibi acı çekmeden reçete yok. Bunu vatandaş da ödeyecek. Zengin fakir herkes ödeyecek. Geçen gün bir arkadaşla onu konuşuyorduk. İşte bir kere de ödeseydik, yıllar oldu da o yüzden. Fakirin uykusuzluğunun nedeni ayrı. Zengin de uyuyamıyor ki. Önünü göremiyor ki adam. Yani belki yüz milyonlarca doları var bankada. Ama bir yatırım yapacak. Parasını nerede değerlendirecek? Adamın $100 yok ki bizim gibi cüzdanda. Yani nereye yöneleyim? Bütün ekonominin ekonominin temeli beklentidir Ebru Hanım. Yarın ne olacak? Bunu toplum olarak düşünebilir, kestirebilir, analiz edersek hepimiz ona göre pozisyon alırız. Eğer yarının bugünden daha iyi olacak diye düşünüyorsam, bana iktidar o umudu veriyorsa, gidişat iyiyse, yurt dışında Türk ekonomisiyle ilgili olumlu makaleler çıkıyorsa, biz de deriz ki ya bizim 3 ay sonra bir işimiz olacak, maaşımıza zam gelecek, o zaman hadi aileyi alalım, tatile gidelim, alalım dışarıda yemek yiyelim, arabayı yenileyelim. Tam tersi olursa beklentilerimiz, ya bu ekonomi işte daha da zayıflayacak, enflasyon daha da artacak, işsizlik artacak dersek parayı cepte tutarız, elde ne varsa hiç harcamayız, ona göre pozisyon alırız ekonominin gidişatta. Ona göre gelişir. Şimdi bu rakamlara bakarak da dediğiniz doğru. Dövizin artmasını ben de bekliyorum. Yani bu kadar büyük, işte Şeref Hoca söylüyor. Ne dediniz? $220 milyar lazım bu ülkeye. Faiz şey ödemesi için. Faiz için. Faiz ödemesi için sadece. Bütçe, şimdi enflasyonu ne düşürür? Şekeri ne düşürür? Vücut tıp gibi bir bilim ekonomide. Şekeri ne düşürür? Biraz önce bahsettiğiniz şekerleri yemeyeceksiniz, tatlıları. Ensülin düşürür. Veya kolesterolü ne düşürür? Yağsız yiyeceksin, sebze yiyeceksin falan filan.
tansiyonu ne düşürürse, şekeri ne düşürürse enflasyonu da o düşürür. Ama bunu yapmaya hazırlar mı? Hayır, değiller. Bir de bir saçmalık var, ben buna inanamıyorum. Enflasyonla büyüme politikası. Enflasyon kelimesinin temeli havayla şişmek demektir. Şişirmek. Inflate'den gelir. Yani top inflate edilir. Enflasyon odur. Üfürme. Yani lastik. Üfürük. Üfleme de şişirme. Bravo. Ve bir iğneyle de patlar o. Evet. Yani böyle saçmalık olur mu? Bakın Fed kararı var galiba, değil mi? Bugün enflasyon oranı enflasyon açıklanacak. Bravo. Evet. Adamların en Ocak. Büyük korkusu, patlının en büyük korkusu bu enflasyon belası. Ama buradaki şark zihniyeti enflasyonu tehdit görme, büyüme. Onun için mühim olan miting meydanlarında o şey işte astronotu gezdiriyorlar ya, onu yiyen vatandaş bu kadar büyüdük lafını da yiyor. Yiyor, evet. Onun için yiyor tabii. Erdoğan için en önemli şey büyüme rakamı. Ekonomimiz bu kadar büyüdü. Evet. Cem Bey'e bir ilave yapayım. Cem Bey ilave yapayım. Büyümek için büyümek kanserli hücrenin ideolojisidir. Sağlıklı büyümektir esas olan. Kanserli hücre de aynen böyle düşünür. Büyümek için büyümek. Enflasyon üretiyor, başımızı açtığı belalara bak. Şimdi üstelik biraz onu geri çekmeye kalktığın zaman bu sefer işte operasyonlar çekilmeye başlıyor senin Merkez Bankası Başkanı'na. Şimdi yenisinin raf ömrünü ben şahsen merak ediyorum. Bakalım o 9 ay dayandı hanımefendi, bu ne kadar gidecek? Çünkü nedir? Biz büyüyelim de ne olursa olsun. Bir 31 Mart kesin. Evet. Ama ne olursa olsun Mehmet Şimşek önemli. Ekonomik liderlik onda diyor. İnşallah o da kalır diye düşünüyorum ben. Finansal okuryazarlık dönemi başlattıklarını açıklar. Bir cümle daha eklemek isterim. Buyurun. Bir cümle daha. Tabii. Enflasyon artarken vatandaşın canı bir yanıyorsa, enflasyon düşerken canı 5 yanar, 10 yanar. Çünkü acı tedbir diyoruz ve hep söylüyorum. Keşke IMF'ye gitseydik. IMF kemer sıktıracak, belimizi sıktıracak. Ama seçimden sonra bu adamlar milletin boğazını sıkacaklar ve göreceğiz. Yani tedavi böyle kolay değil. 3 günde düzelmeyecek bu. 3 senede düzelirse öpün başınıza koyun. O da en doğru politikalar uygulanırsa. Kararlılık da yok adam. Kararlılıkla uygulanması lazım. Ha, tek avantaj nedir? 4 sene seçim yok. Bilim adamı Nebati'nin programıydı o. Bilim adamı Nebati. Evet. Şimdi az önce mazot fiyatlarından bahsettiniz, zam geleceğine dair. Geldi hocam, geldi. Geldi. 45 lira. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Yani mazotun litresi $1.5. $1.5. Az önce baktım. Amerika'da 4 litresi $3. Galonla gidiyor onlar. Galon yani. 4 litresi $3. Evet. 3 küsür. TL'ye çevirdim. Orada 24 lira. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Litresi Amerika'da 24 lira, bizde 45 lira yani. Öyle diyorsunuz. Bizde 45 lira. Bravo. Federal vergi, en son benzindeki federal vergi 31 sene önce arttırılmış. Hocam bizde keçin hayatı. 1993'te arttırılmış. O da Irak Savaşı'nın getirdiği yükü karşılamak için. Duydunuz mu izleyiciler? Amerika'da vergi 12 sene önce mi? Federal vergi. Evet. 22 sene önce mi dediniz? 31 sene önce arttırılmış. En son. 1993'te benzindeki federal vergi 31 sene önce 1993'te arttırılmış. O zamda Baba Bush'un tekrar seçilmesinin önüne geçti. Çünkü demişti ki yeni vergi yok. Dudaklarımı iyi okuyun. Tarihe geçmiş bir cümledir. İyi okuyun dudaklarımı. Read my lips. Yeni vergi yok dedi. Ondan sonra bu vergiyi koyduğu için bir daha seçilmedi adam. 31 yıl böyle önce. Böyle bir dünyada var. Paylaşmak istedim. Bir saçmalık işte, daha söyleyeyim. Böyle bir iktidar. Çok özür dilerim Deniz Bey. Uzakta olduğum için zamanı ayarlayamıyorum. Sözünüzü kestim. Bir saçmalık daha söyleyeyim. Antalya'dan adam bir kamyon domates getiriyor, değil mi? Evet. Antalya'ya da beyaz eşya gidecek.
Hayır, Antalya kamyonu İstanbul'dan yükleyip götüremiyor. Boş dönmesi lazım. İşte bu çünkü... Boş dönmesi lazım. Bu mazot fiyatlarıyla nakliyeye koyulan şeyi düşünün. Evet. Niye? Nakliyenin getirdiği... Nakliye çok arttı. Ürünleri düşünün. Satış yok, mobilya satışı yok. Geliyor, hani, boş gidiyor. Boş hayır, kadar. Ondan değil. Kamyoncular kooperatifi. Yok öyle hikaye. Aynı şey gibi. Havaalanına yolcu götüren adam havaalanından boş dönmesi taksinin. O da apayrı bir örgü. Apayrı şeyden söz ediyor ki doğru. Evet, apayrı bir şeyden bahsediyorum. Tabii. Apayrı bir şeyden bahsediyorum. Sen bir firmaya ait olduğun için başkasının bir şeyin ürününü alıp dönemezsin. Sen direkt Antalya döneceksin. Kamyoncular kooperatifine bağlı kamyon İstanbul'a mal getirebiliyor ama İstanbul'dan mal boş gitmek zorunda. Yoksa İstanbul'da bakın. Kamyoncunun ekmeğini elinden çalmış oluyor. Ha. Bu da mazotu düşünün, o kamyonun maliyetini, boş gitmesinin maliyetini. Eyvah, ekonomiye, eyvah. Tüketiciye getirdiği zarar. Ben size bir şey daha söyleyeyim. Tabii direkt zam. Girin Google'a fırın, ekmek, mahkeme, ceza yazın. Kaç ilde fırıncılar odasının belirlediği fiyatın altında ekmek satan fırıncılara ne cezalar yazılmış bir görün. Bana burada gıda enflasyonunu anlatıyorlar işte her programda. Bir de bunları düşünmek lazım. Domatesi getiriyor adam ta kaç yüz, 800 kilometre. 600 kilometre boş getiriyor, gidiyor. O kamyon boş dönüyor. Hiç. Böyle bir ülke burası. Antalya'dan getirebiliyor, ülke. İstanbul'dan Antalya'ya götüremiyor. Anladım. Ya değişikmiş bu da. Boş. Ortaklık yapamıyorlar yani. Beyaz eşya götüren de domates getiremiyor ama. Getiriyor. Bravo. Aynen öyle. İşte tamam, hani ortaklaşa bir şey yapamıyorlar yani. İki taraf da zararda. Korumacılık diye, tekelleşme diye bu. Taksi, sarı plansızlık, taksi programsızlık aynı zamanda. Taksiye gidin havaalanına, sizi indirsin. Biraz geçimsiziz de biz. Aşağıya kuyruğa giremeyim. Oradan 40 kilometre şehre boş dönmek zorunda. Çünkü havaalanında taksiciler kooperatifi var. Evet. Allah. Böyle saçmalıklar.